Başkan sakinleri, biraz sonra Atakum Belediye Başkanımız geliyor, yolda şu anda. Atakum sahillerinde özellikle bu polis okulundan dereceye kadar olan mevkide bir ekolojik yıkım sorunu yaşıyoruz. ...1994 yılında Derecik'te bir balıkçı barınağı ihalesi yapıldı. 2006 yılında da tamamlandı. Birinci keşif bedeli o zamanın parasıyla 74 milyar, sonra ikinci keşif vesaire derken yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde bir bedelle tamamlandı. Ancak bu balıkçı barınağı yapılırken Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odalar, İnşaat Mühendisler Odası, Çevre Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası, özellikle konuyla doğrudan ilgili odalar, bu yapılan yapıların daha önce yapıldığı yerlerdeki ekolojik yıkımlara dikkat çekerek denizdeki ekosistemin tümden değişebileceğini, kıyı bozulmalarının özellikle dalga yönünün burada batıdan doğuya doğru, özellikle doğudaki kumların oyularak Mendireğin, balıkçı barınağı Mendireğin'in batısına doğru kıyının oyulacağını defaatle söylediler. Belki binlerce yılda bu sahiller, bu kıyılar oluşmuş, bu kumsal oluşmuş. Ve şimdi sevgili Mehmet Özdağ'ın da ifade ettiği gibi siz bunun bir bölümüne bir şey yapıyorsunuz, bir barınak yapıyorsunuz. Ve o yüzyılları, belki bin yılları, yüz bin yılları hesap etmeden yapıyorsunuz. Ve bugün gelinen noktayı da hep beraber yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktada değerli basın mensubu arkadaşlarım çekiyorlar. Görüntüleri halkımız izleyecek. Ama buradaki kokuyu hissetmeyecekler, onu biliyorum. Bulunduğumuz noktadaki koku çok ciddi, hatta dayanılmaz derecede. Yani burada fazla da kalmamamız gerekiyor. Koku, bu kötü koku havadaki bakteri demek, mikroorganizma demek. Bu yaklaştıkça, yoğunlaştıkça, içinize çektikçe, teneffüs ettikçe sizin açınızdan, insan açısından sağlığa zararlı bir durum demek. Evet değerli arkadaşlar, ben burayı baştan itibaren biliyorum. Ben Tafların eski müdavimlerindenim, şimdi değilim ama buraya aşağı yukarı 20 yıl önce geldim. Balıkçı Barınağı'nın yapıldığı tarihi biliyorum. Rahmetli bir DSİ il müdürü vardı, Baki Geves. Vay abi vardı, tapucu. Biz burada dernek kurmaya çalıştık. O balıkçı barınağı yapılırken, yapıldıktan sonra orada Milli Eğitim Kampı var, Sağlık Müdürlüğü'nün kampı var. Önce oranın sahili gitti, biz ayağa kalktık. Dedik ki bu böyle Samsun'a kadar gelecek. O balıkçı barınağı, çok net söylüyorum, cahil bir siyasetçinin buraya yapacaksınız dediği ve siyasetçinin emrinden çıkamayan teknisyenin yaptığı bir suçtur. Bu çevreye açık açık bugün bu sonuçtur. Bu 15 yıldır adım adım geldi. Mühendis olmaya gerek yok bunun böyle olacağını bilmek için. Herkes görüyordu. Ama hiç kimseyi harekete geçiremedik. Taflanda dernek kurduk. Çalmadığımız kapı kalmadı. DSİ'nin Ankara'daki laboratuvarında dalga hareketlerini yine ilişkin laboratuvar sonuçları olarak 15 yıl sonra bu sahilin böyle olacağını herkese söyledik. Devlet bugün olduğu gibi o gün de aşağı yukarı böyle yönetiliyordu. Şimdi buna bir de koku ilave edildi. Yani sağlık kampının, milli eğitim kampının sahilinin, kumsalının deniz tarafından alındığını, oraya bitince buraya doğru gelindiğini herkes biliyordu. Çözüm çok basit. O balıkçı barınağının Karadeniz ekonomisine, Samsun ekonomisine zerre kadar katkısı yok. Vazgeçilebilir bir ekonomik katkıdır o. Ne yapacaklardı? Ne yapacaklardı? Boynunu bile kısaltsalar, o barınağın şeyinin bir bölümünü kesseler, kısaltsalar bile bu sahil kurtarılabiliyordu. Aynı savunumu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Atakum Belediye Başkanı olarak da sürdüreceğim. Sürdürmemiz gerekiyor. Burada insan sağlığına zarar veren bir tablo var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ama asıl sorun orada. Hemen şimdi kaldırmak lazım orayı. O balıkçı barınağını hemen kaldırmak lazım. Bu kendi kendisini coğrafya, bu deniz kendi kendisini temizleyerek gider.
Bu konuda ben elimden geleni yapacağım ama sizin de bu duyarlılığı artırarak bu sahile, bu çevre duyarlılığı güçlendirmeniz gerekiyor. Değerli katılımcılar, şimdi Ekoloji Birliği adına